İnsanlar genelde nebilerin kendilerinden farklı olması gerektiğini düşünmüşler ama Allah-u Teala da hep bu yanlış düşüncenin, yanlış inancın karşısında sürekli ayetlerle bunlara cevap vermiş. Peki insanlar niçin nebiyi ilahlaştırmak ister? Sebebi ne olabilir? Bu önemli değil mi? Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında işte melek olmalı, melek gibi birisi olmalı, uçmalı, kaçmalı, gelecekten haberler vermeli, mucizeler göstermeli. Niçin böyle bir insanlarda temayül var? Çünkü onu örnek almak istemiyor. Yani tembellik yapıyor. Diyor ki öyle bir Allah nebi göndermiş olmalı ki bizce veya göndermeli. Bizden farklı olsun. Dolayısıyla biz onu örnek alamayalım. Ötede de Allah dediğinde ya öyle birisini gönderdin ki o zaten bir nevi yarı ilahtı. Biz onun gibi olamazdık. Dolayısıyla bizi şimdi suçlamamalısın. Tam da bu argümanı çürütmek için Allah Teala sürekli neye atıfta bulunuyor? Sizin gibi beşer, yer, içer, bazen üzülür, bazen sevinir. Sizin gibi bir takım zaafları vardır. Sizin gibi bir takım yetenekleri vardır. Dolayısıyla tam da sizin örnek alabileceğiniz ve onun yaptığı şeyleri yapabileceğiniz birisi. Bu önemli. Sebeplerden bir tanesi. Başka bir sebep ne olabilir? Kötü niyetli insanların, dini istismar edecek olan insanların kendilerine alan açması için nebinin ilahlaştırılması lazım. Çünkü onların da öyle olması lazım. Eğer nebi her meselesi için istediği an Allah'tan vahiy alamazsa onun altındaki bir takım din adamları şunlar bunlar da bunu yapamaz değil mi? Ona yaptırmalılar ki kendilerinin de yapabildiğine insanlar inansınlar. Nebiye gelecekten haber verdirmeliler ki kendilerinin de gelecekten haber verebileceğine insanlar inansınlar. Yani kendilerine alan açarlar, yer açarlar. Nebiyi çok sevdikleri için filan ilahlaştırmazlar yani insanlar. Tamamen kendileri için bir alan açmak için bunu yaparlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bizim mesela geleneğimize baktığımızda eğer insanları Kur'an'ın, Allah'ın kitabının anlaşılmaz bir kitap olduğuna inandırırsanız, onun anlamının olmadığına dair bir algı oluşturursanız, insanlar bu defa mistik bir din anlayışına sahip olurlar ve bu elimizdeki kitabı binlerce kez hatmederler. İşte Ramazan gelmek üzere. Artık her camide, her mecliste hatimler yapılacak, Kur'anlar okunacak, mukabeleler takip edilecek ve insanlar Ramazan'ın sonunda diyecekler ki ben işte bu yılda bir hatim yaptım. Hatta bazıları diyecek ki ben günde 3 cüz okudum. Ramazan'ın sonuna kadar 3 kez hatim ettim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Peki ne oldu? Ne anladın? Tek bir kelime, tek bir cümle aklında kaldı mı? Kalmadı. İşte Kur'an'ın anlamını buharlaştırıp Kur'an'ı sadece mistik, efsunvari bir kitap haline getirdiğiniz zaman bu defa o dini size tebliğ eden insanı da kendinizden uzaklaştırmış olursunuz. Yani onlar o kadar yüce insanlar ki, o kadar ulu insanlar ki biz iyi ama Kur'an-ı Kerim okursan nebilerin de senin gibi olduğunu, nebilerin de zaman zaman hatalar yaptığını, nebilerin de Allah'ın rahmetine, merhametine muhtaç insanlar olduğunu, nebilerin de insanlar arasında ne tür sıkıntılar yaşadığını görürsün, anlarsın. Bu defa hiç kimse seni kandırmaz ve nebilerin de ilahlaştırılmasının yolunu engellemiş olursun. Bugün de mesela Kur'an-ı Kerim'i ya ben anlamak istiyorum, anlayarak okumak istiyorum, bunu mealden takip etsem diyenler genelde tahkir edilir. Ya bu doğru olmaz, öyle yapmamalısın diyerek işte bütün bunlar hayali bir din algısını insanların zihninde oluşturuyor. O dini insanlara tebliğ eden ve örnek olan, bizim için örnek olması gereken nebileri bizden uzaklaştırıp ya işte onlar o kadar üst seviyelerdeydiler ki bizimle asla olamaz. Ya bizim yaşadığımız şeylerin aynısını da onların yaşadığının farkında değil.